Arkadaşlar merhaba. Plasist oynayacağız. Oyun hakkında çok bir fikrim yok. Zaten kısa bir oyun olduğunu duydum. Steam'de bedavaya alabilirsiniz. Güzel yorumlar almış. Bakalım. Nasıl oynadığı hakkında da çok bir fikrim yok. Oyun direkt böyle başladı. Yani bir menüsü bir şey yok. Bakalım. Tamam, bunu zıplıyoruz. Üstüne çıkıyor CTRL'e. Bitirmek için mi? Aynen. Tamam. Hoppa. Tuşlarmışlar bir şeyler yok mu? Kontrol. Yok. İçecek aldık. İçtik. Güzel. Niye yere atıyorsun lan? Ya şurada çöp var. When I was a kid, my mother would tell me, don't go playing in the trash. Ben çocukken annem bana gidip çöplerle, hani çöplerin olduğu yerde oynama, çöplerin içinde oynama derdi. It was hard not to when it's fresh. Çöp her yerdeyken bunu yapmak zor. Oyunun konusu bu galiba. Adı Plastist olduğuna göre gerçi. Olabilir. Aha. Gel buraya. Lan. Köpeği yakalayacağım diye aşağı düştüm. Kontroller biraz sıkıntılı. Yani yalan yok. Dün de vantilatörü açık bırakmıştım. Mikrofona ses geliyormuş ya. Şimdiye kadar geldiyse. Şuna bakmayın. Köpek nereye gitti? Yine mi düştüm? Köpek nereye gitti ya? Düşmezsin artık ya. Ama bu ayıptır. Neyse, geri götürmeyecek bizi belli oldu. Her yer harabe. Ne yapıyorsun lan? Gel bakayım. Nereye gidiyorsun? Köpeği sevemedik. Bu bizim evimiz mi? Su iç, bir şey iç. Demiyoruz. Kız hasta. Annem mi? Annemin bana hep söylediği şeyi asla unutmayacağım. Neymiş? Bütün umut yok olmuş gibi görünse bile doğru şey yapmak için asla geç değildir. O ne? VR gözlük mü? Ne o? Ha aynen. Annem bana hep oğlum adasında büyümenin ne kadar mükemmel bir şey olduğunu anlatırdı. Annemiz ölmüş herhalde. Aynen. Her yer çöp. Ağaçlar ölmüş. Annemizin mezarı. Yıllarca kimse yemeklerinde ne kadar plastik olduğunu bilmedi. Annem öğrendiğinde ise çok geçti.
Sadece annem artık acı çekmediği için müteşekkirim, mutluyum. Avalon adasına yola çıktım. Bir eve ihtiyacım vardı ve oranın güzel olduğunu biliyordum. Lan? Gıcırık. Getir. Getir oğlum. Lan bizim köpek hiç böyle şeyler yapmıyor. Alıyor da getirmiyor. Gidip alıp kendi köşesinde kemiriyor. Koçum benim. Tamam yeter. Ben yukarı çıkmaya çalışmıştım ama ilerlemem lazım ama more than one way to pass. Ha, geçmek için birden fazla yolum var diyor. Avalon Adası. Home is just a boat ride away. Bir tekne yolculuğu kadar uzağınızda. Peki. Burası mı Avalon Adası? Burası ise çok da hoş değil. Şunu ben bir ayarlayayım. Böyle çok sıcak oluyor çünkü. Benim antrenatör biraz dandik de. Devam. Selamünaleyküm. Sen kimsin? Konuşamıyoruz mu bununla? Oo. Kim? Su mu yok? Çocuk su alacaktı, su yok herhalde. Ana baban yok mu oğlum senin? Bunlar sahne geçişleri herhalde, ufak ufak takılıyor. Ha, çöpleri temizleyebiliyoruz. O zaman tamam. Arkada da var mıydı diye bakmaya gittim de yok, çok uzak. Her yerde leş harbiden. Zehir batmış. Ben şu merdivene nasıl geleceğim? Tamam. Aşağı inme falan yok. Direkt atlayacaksın. Orası değil, orası değil. Düğü çek.
Burası lan. Oğlum kendine gel. Aha. Baga girdim. Hoş değil. Yukarı çıkayım da düzelsin bari. Heh. Tamam. Yani oyun çok iyi değil ama zaten bedava ufak mesajlar vermek için yapılmış bir oyun. Ki mesajı güzel. Buraya ne olmuş lan böyle? Hadi git hadi. Aa kafamda kuş mu var? Orada bir tane daha mı? Aynen. Şurada bir tane daha kalmış. Every morning birds would go out fish for their families. Her sabah kuşlar aileleri için balık bulmak için açılmalılar. Ama akşama karınları çürümüş deniz çöpleriyle dolu olur. Ben bunu nereden atacağım ya bu arada? Ne bu? Ne yapayım? Akıntının yönünü değiştirdim. Ne oluyor lan? Algılayamadım. Şimdi o kutuyu burada kullanacağım. Çöpler de akıyor. Çöpler için öbür tarafta bir yer var mıydı? Ha. Tamam. Şimdi şunu aşağı indireceğim. Aa, bir kutu daha geldi. Ne yapacağım ki ben bu kutuyu?
Burada başka bir puzzle var mıydı bilmiyorum da. Anlarız herhalde. Dur, şu yanda bir yer var. Oraya gidemiyor muyuz? Gidemiyoruz galiba. Evler su altında kalmış. Balina mı? Aynen. Ada batmış. Fok balığı. Avalozun da her yer gibi. Ağlıyorsun mu lan sen? Bırak oy. Bırak bırak. Her yer gibi çöplük olduğunu bilmiyordum diyor. Ama doğru abi, düşünse bir fok balığısın. Bir tane balık yiyorsun. Balığın midesi plastik dolu. Bir kızla tanıştım sahilde. Umudunu kaybetmiş bir kız daha. Umudunu kaybetmiş başka biri yani. Dünyamız cehenneme dönmüş. Doğum tam karşılığı ne bilmiyorum da. Ya kıyamet kopmuş işte. Ama annem söylediği gibi. That even when all hope seems lost. Bütün umut yok olmuş gibi görünse bile doğru şeyleri yapmak için asla geç değildir. Nereye atıyorsun lan? Abi çocuk daha geldi. Ben aslında çok imreniyorum böyle projelere. Yeni bir ev bulmak için kaçmaktansa ortalığı toparlamak, temizlenmek, nurture ne demek bilmiyorum ama sahip olduğumuz ev için değer vermek, uğraşmak gerektiğini fark ettik. Öğrendiklerimi gittiğim yerlerde de şey yapmak istiyorum. Dünyayı temizlemek için.
yaşanabilir bir hale getirmek için. Ne güzel olmuş lan. Çocukken verdiğim karar dünyam üzerinde çok etkili oldu. Ne oldu? Niye buraya attı? Annemin şapkası mı? What would the world be like if I had made different choices? Restart mı? Ben buraları temizlemediğim için mi? Peki, restart. Farklı seçimler yapsaydım dünya nasıl bir yer olurdu acaba dedi. Ben burada gördüğüm çöpleri attım zaten. Atmadım mı? Dedicated to all our moms. Bütün annelerimizin kullanmıştır. Plasticity. Restart dedik ya. Hadi ama. Kapatıp açayım mı?